böyle rüzgar oluşturan da yine güneşten gelen enerji bir rüzgar oluşturuyor. O rüzgarı biz pervane döndürüyoruz falan filan. Sonuçta bütün dünyada kullandığımız bütün enerjinin kaynağı güneş ve biz bunu daha direkt yollarla daha zararsız, daha çevreci diyebileceğimiz atık sorunu olmayan yöntemlerle enerjiyi çevirebiliyoruz bugün baktığımızda. Şimdi bunlar yapılırken mesela füzyon şart mıdır? Yani füzyon bu kadar mı iyi bir enerji türü ki işte güneş enerjisini direkt toplamaktan veya rüzgarla üretmekten daha iyi olsun? Şart mıdır bu enerji türü? Ya bence şart. Çünkü sebebi insan denilen varlık önüne yeni engelleri aşacak. Yani yeni challenge'lar, yeni meydan okumalara ihtiyacı var ki bilim gelişsin, teknoloji gelişsin. Zaten insanlığın tarihine bakarsanız öyle. O yüzden kesinlikle insanlar füzyon için bu kadar para yatırmaya, çalışmaya devam etmeli. Çünkü gelişimimiz bu şekilde ortaya çıkacak. Fakat kısa sürede evet bir sihirli değnek ve bizi kurtaracak bir şey mi? Öyle olmayacak. İşte hocam aynı kaynaklısınız. 50 artı eksi 30 mudur? Ben biraz çok daha farklı korelasyonlar olduğunu düşünüyorum. Süreklilik gibi, maddi destek gibi. O yüzden eğer buradaki yatırımlar çok daha artarak devam ederse, destek çok daha artarak devam ederse tabii ki olabilir. Belki daha kısa zamanda da olabilir. Ya burada tamamıyla politika yapıcıların sağlayacağı destek çok çok önemli. Evet, önümüzde bir sorun var. Küresel ısınma ve karbon emisyonunu azaltmak durumundayız. Evet. Ve bunu şu anda yapacağımız iki türlü yol var. Ya yenilebilir enerji ya da nükleer enerji. Ama füzyon şu anda bizi yakın vadede kurtaracak bir şey değil. Ama insanlık tabii ki onu ulaşmaya çalışırken belki çok fazla yan ürünler ortaya çıkartacak. Belki hiç ummadığımız bir paradigma kaymasına yol açacak. O yüzden kısa vadede füzyon çok şart olmasa da ya da bizi kurtaracak bir şey olmasa da insanlığın mutlaka meydan okuması gereken önemli bir faktör olacak. Peki mesela bu küresel ısınmanın bu hızla devam ederse ve kurallara uyulmamaya devam ederse dönülmez noktaya yakınız. O dönülmez noktadan sonra füzyon bir işe yarar mı? Yine geçenlerde birkaç sene önce bir makale okumuştum ve bir simülasyon yapıyorlar. Karbon emisyonunu şu an itibaren sabit tutalım diyorlar. Örneğin 2021'de ne saldıysak 2022, 2023 ve yanlış hatırlamıyorsam 2100'lerde bu kritik sıcaklık eşiği 1,5 dereceydi sanırım geçiliyordu. Ve şöyle tekrar simülasyon devam ediyordu. Olur da karbondioksit salınımını sıfırlayalım. Bu sefer ne olur diye baktıkları zaman da sihirli bir şekilde sıcaklık düşüşü olmuyor. Çünkü okyanuslar bir şekilde ısınmaya devam ediyor ve 0,8 dereceydi sanırım. O sıcaklık artışında sabit kalacak ve yine bu küresel ısınma etkilerini göreceğiz. Evet. Ama daha da kötüye gitmeyecek. Tabii bunun için çözüm ne olabilir diye baktığı zaman sadece karbondioksit değil de tüm aslında sera gazlarını, metan gazı gibi gazları da salınımını kısıtlamamız gerekiyor. Yani eti daha az yememiz lazım, büyükbaş hayvancılığı daha azaltmamız lazım. Bir de küresel ısınma öyle bir şey ki, ya böyle sanki tepeden yuvarlanan bir kar topu gibi. Yani buzulların erimesini düşünün. Hatta buzullarda alp patlaması oluyor. Yani buzullar beyazken pembe renge dönüyor. Bu sefer ışığı yansıtmıyor. Aslında o ışık daha fazla indiği için daha çok hızlanıyor. Keza bunların erimesinden ortaya çıkan ekstra metan gazları da çok fazla olacak. Bunları bilmiyoruz. Yani belki küresel ısınma için önümüzde i̇şte 50 turbalarda, sene var diyoruz tundralardaki bozulma da o metan gazı artışını etkiliyor. Ya 50 yıl diyoruz, belki 50 yılımız yok. Belki 20 yılımız var. Yani çünkü dünyanın dinamiği çok kaotik bir sistem ve bunu öngörmek gerçekten çok çok hassas bir denge. Tık kesinlikle diye bozulabilir yani. Dolayısıyla füzyon evet insanlık için mutlaka olmalı ama sanki şu anda yenilebilir ve nükleer enerji için önümüzdeki sorunlarımızı daha acil bir şekilde çözmek istiyorsak buralarda daha kesinlikle hızlı hareket etmemiz lazım. Evet, Türkiye'de bir tane nükleer reaktör yerine belki 5 tane, 6 tane kısa vadede füzyon dahi kullanılabilir. Evet. Yani kısa vadede geçiş yakıtı olarak füzyon kullanılabilir. Hala biz kömür yakıyoruz. Yani dünya hala Çin, Hindistan... Gerçi bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra Almanya tekrar kömür yakmaya başladı. %35 arttı kömür kullanımı. Bir de kriz çıkartıyoruz birbirimizle. Yani hani iklim değişikliği... İyiye gideceğiz de kötüye gitmeyiz. Yetmiyor. Bir de birbirimizle savaşıyoruz. Filan fiyatları arttırıyoruz. O fonları böyle yerlere harcamak yerine çılgınlar gibi enerjilere para veriyoruz, doğalgaza ve kömüre. Yanlış yerdeyiz. Yani bir ortak akıl sağlayamadık. Buzullar konusu çok önemli iklim değişikliğinde. Buzul küçülüyor da. Yani küçüldüğü zaman da yansıtma alanı azalıyor. Yani şunu yapabiliyor muyuz mesela? Birisi çıkıp bundan sonra bütün evlerin çatıları beyaza boyanacak filan. Asfaltlar, yollar beyaz olacak. Tabii, yollar beyaz olacak filan diyebilir kimse böyle bir şey demiyor. Ya yapmıyor da zaten böyle bir şey. Kömürden de çıkıp başka bir yakıta daha henüz geçmek için herhangi kararlı bir
adım atılmıyor. Dolayısıyla doğru hareket etmiyoruz. Zaman kazanmıyoruz. Yani halbuki kömürden çıkıp gaza geçsek, daha fazla nükleer santral yapsak füzyonla çalışan, en azından zaman kazanacağız. Bunu da yapmıyoruz. Dolayısıyla böyle şeye doğru gidiyoruz, uçuruma doğru gidiyoruz maalesef. Yani burada çaresiz noktaya ne kadar yaklaşırsak gelişmeler o kadar hızlı olacaktır diye evet. tahmin ediyorum. Aynen. Tabii öyle diyoruz. Ondan sonra bir Trump gibi birisi çıkıyor. Mesela bir şey söylüyor, bütün umutları kırıyor. Öyle. Çaresiz noktaya gidiyorsak hızlanır mı diyorsun sonuçta? Öyle diyorum. Yani İkinci Dünya Savaşı'nı yine örnek verecektim. 5 yıl içerisinde füzyonu gerçekleştirebildiler. Evet. Orada ama inanılmaz bir bütçeyle ve inanılmaz bir insan gücüyle. Burada da baktık ki işin sonu çok kötü ve yakın gelecekte bizi doğrudan etkileyecek. Gerekli olan politika yapıcılar tarafından hızlandırılacaktır, destek sağlanacaktır diye tahmin ediyorum. Ama o noktaya yaklaşmadan tabii bunu yapsak daha iyi olur. Daha iyi olur galiba, tabii. Evet. Ben mesela bir şey merak ediyorum. Elon Musk. Bu işe karşı. Niye karşı mesela? Karşı olduğu şey nedir? Tam olarak? Füzyon işini sürekli kötüleyen, negatif açıklamalar yapan bir hali var. 2015'ten beri falan veya 17'den beri sürekli bunun olmayacağını, olması gerektiğini söylüyor. Çok ağır bir şekilde enerji depolamasına yani bataryalara yatırım yapmış durumda. Dolayısıyla ben ticari olarak baktığını düşünüyorum. Batarya teknolojisine çok aşırı yatırım yaptı. Sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir başka teknoloji... Büyük ihtimalle çünkü şöyle diyor zaten... Yukarıda dev bir termonükleer enerji santrali aynen, varken biz aynen. niye başka çalışıyoruz? Onun bize yolladığı bedava enerjiyi toplayıp depolarsak bu işi çözeriz diyor. Evet. Benim daha önce söylediğime yakın bir şey aslında değil evet. mi bu? Evet. Bunun bir pil üreticisi söylüyor. Evet, yani Tesla çok büyük bir pil üreticisi evet. aynı zamanda. Bir nokta daha var. Yani tabii spekülasyon olur. Neden sorusunun cevabını doğrudan bir tek kendisi verebilir. Evet, elbette ki. Ama şunu da söyleyebiliriz. Füzyonun yakıtlarından biri tritium dedik. Lütöryum denizlerde, okyanuslarda evet. bulunabiliyor. Hidrojen 6500 hidrojenden biri zaten lütöryum. Yani denizlerdeki hidrojen sayısının 6500'de bir. Yaklaşık. 6400 küsur, 6500'de bir. Fakat tritium doğada kendi kendine olan bir madde değil. O tritium yapmak gerekiyor. Yapmanın en güzel ve kolay yollarından biri. Aynı zamanda enerji veren yollarından biri de lityum kullanmak. Evet. Şimdi piller de lityumla yapılıyor. Yani dünyada bir de kaynak dediğimiz zaman mesela uranyum ya da plütonyum aramayacağız da lityum arayacağız. Yeterince lityum var. Orada bir var problem mı? Yok. Ama yani piller çok fazla. Yani pillerin neredeyse tamamı şu anda lityumla yapılıyor. O lityumların çok küçük bir kısmını dahi füzyonla kullansak büyük ölçüde uzun bir süre dünyaya yetecektir. O, hani yani spekülasyon yapıyorum. Bu da sebeplerden biri olabilir belki. Yani şu da var sanki. Ya füzyon yapmak için tamam. Döteryum ve tritium ama helyum da aslında önemli bir faktör ama helyum çok pahalı. Ama ayda çok fazla bulunabilir. Ayın öbür yüzünde çok fazla var. Dolayısıyla SpaceX bir şekilde oraya gidip helyum eğer alıp dünyaya getirebilirse Elon Musk'ın da fikirleri çok bir şekilde dönebilir. Ayın bizim görmediğimiz karanlık yüzü dediğimiz diğer yüzünde bol miktarda helyum 3 olduğu varsayılıyor. Evet. Dünyada da kutuplarda var deniyor galiba ama biraz... Olabilir ama miktar olarak sanırım aydakiler kadar çok, çok azdır. Niye peki? Dünyada niye yok? Atmosferden ötürü mü? Evet çünkü gelen güneş ışıkları orada bir şekilde nükleer tepkimeler yaparak onun oluşmasına fırsat sağlayabiliyor. Ama gelirken zaten atmosferde zaten onlar enerjisini kaybettiği için gerekli enerjiye ulaşamıyor. Bu arada hocamın dediği gibi bataryalar gerçekten önemli bir şey. Çünkü elektriği üretiyoruz. Gerek nükleer enerji olsun, gerek hidrosantralleri olsun, gerek kömür yakarak yapılan şey mıknatısı döndürmek ve elektrik üretmek. Alternatif akım. Ve elektrik prizlerinde şu anda biz kullanmasak da orada elektrik hala duruyor. Var. Yani sanki şey gibi bir bardaktan ya da bir musluğu açtık, su akıyor. Ve sadece kullanacağımız zaman orada bir bardağa koyup su içiyoruz. Ama su hep akıyor. Ama su hep oluyor. Aslında boşa akan bir şey de var. Bir mekanik enerjinin devamlı boşa akması da var. O yüzden belki bataryalarda bu enerji çözümü için ileride çok önemli bir alternatif olabilir.